Merhaba, ben Barış Kıbrıs. Pera Müzesi'nde Orientalist Resim Koleksiyonu sorumlusu olarak çalışıyorum. Sizlere bugün Antoine de Favre'nin Kesişen Dünyalar, Ağaçlar ve Ressamlar sergisinde yer alan 3 resminden söz edeceğim. Resimlerden ikisi Verjean Comte'u Charles Gravier'in ve eşinin portreleri, diğeri ise bir İstanbul panoramasıdır. 1755 yılında İstanbul'a olağanüstü elçi olarak gelen, kısa süre sonra büyükelçi olarak atanan Verjean Comte'u, ressam de Favre'yi şehre geldiği zaman himayesine almıştı. De Favre resimlerini gördüğü ilgi sonucunda birkaç ay kalmak için gittiği Malta'ya yerleşen, 1751 yılında şövalye ilan edilen bir Fransızdı. Burada kaldığı süre boyunca kiliseler için resimler yapmış, Saint Jean şövalyeleri, tarikatın, büyük üstadının ve şövalyelerin portrelerini Maltalı kadınların resimlerini yaparak ünlenmişti. Bu sıralarda ayaklanan Hristiyan esirler tarafından Malta'ya kaçırılan Kaptan Paşa Kadırgası, ülkesinin Osmanlı ile ilişkilerini göz önünde bulunduran Verjean'ın tavsiyesiyle Fransa tarafından satın alınarak Osmanlı'ya iade edilmişti. Bir Malta şövalyesi olduğundan İstanbul'a gelmesi oldukça güç olan Antoine de Favre de 1762 yılında bu gemiyle İstanbul'a gelebildi. Fransız ressam Verjean Comte için Büyükelçinin Sultan 3. Osman huzuruna kabul törenini resimledi. Ayrıca yine Büyükelçi için şehre geldiği yıl bu olayın anısını yaşatacak bir İstanbul panoraması da yaptı. Daha sonra olasılıkla 1770 ve 1773 yıllarında Malta Şövalyesi Etienne François Turgot için de İstanbul panoramaları resimledi. Sanatçı Şövalye Turgot'a yazdığı ve resmin detayları üzerine geniş bilgi veren mektuplarında İstanbul'un semtlerini ve önemli yapılarını tanıtmakta, ayrıca elçilikler dışında resim yapmanın zorluğundan ve Pera'nın kente hakim konumunun İstanbul'u resimlemek için ne kadar uygun olduğundan bahsetmektedir. Gördüğümüz panoramada sanatçının İstanbul'dayken bir süre yaşadığı Rus Sarayı'ndan bakılarak resmedilmiş olabilir. Sağ alt köşede olasılıkla Pera'daki bir elçiliğin bahçesinden gündelik yaşam detayları içeren ilginç bir kesit yer alır. 1768'de ülkesine geri çağrılan başarılı diplomat Verjean Comte Gravier, İstanbul'dan ayrılırken ressamını kendisinden sonra gelen Fransız elçisi Saint-Priest'e emanet etmişti. Gravier gitmeden kısa süre önce ressamına kendisinin ve yeni evlendiği eşinin Türk giysileri içinde portrelerini yapma görevini de verdi. Elçinin Paris'e geri çağrılmasının nedenleri arasında Peralı bir tacir olan Francesco Tessa'nın dul karısı Annette de Vivier ile bir süre birlikte yaşadıktan ve evlilik dışı iki çocuk sahibi olduktan sonra Fransa kralının onayı olmadan yaptığı evlilik gösterilir. De Favre'nin tüm resimlerinde ayrıntılara gösterilen özen ve incelikli işçilik, bugün olduğu kadar kendi döneminde de hayranlıkla karşılanmıştır. Herkese sanat dolu ve sağlıklı günler diliyorum.